maçtan aslında rakibe pozisyon vermediğimiz bir maçtan bize göre penaltı olmayan ama hakeme göre penaltı olan bir pozisyonla 1-0 yeni kapatmış bir yerden. Ardından ikinci yarıda çok iyi bir oyunla 2-1'le galip geldik. Şimdi hem başkanımızla beraberiz hem de yöneticimiz Ekrem Bey'le beraberiz. İkisinin de görüşlerine başvuracağız. Bakalım bundan sonraki süreçte neler bekliyoruz. Hayırlı olsun. Tebrik ederiz. Yavaş yavaş isterseniz. Söyleyecek çok bir şey yok aslında. Hani futbol maalesef böyle yanlışlarla dolu bir oyundur. Görülen penaltı evde şenlik bir penaltıydı. Yani düşünün ki takım takımın başkan yöneticisi bile yuh artık diyebildi bu penaltıya. Orada bir emek var, bu emeklerin anlamsız bir şekilde heba edilmesini kaldıramıyoruz, tahammülümüz yok. Ama gerçekten birbirine çok inanmış, çok kenetlenmiş bir takım var. Çok kaliteli bir hocamız var. Oyunun gidişatını bir anda yaptığı taktik değişikliği, oyuncu değişikliği sonuca götürüyor. Bu anlamda bu galibiyetin inşallah mutlu sona ulaşmak için bir daha bir adım daha olmasını istiyorum. Biz takım olarak, arkadaşlarımız olarak bir sözümüz vardı kendimize. Sene şampiyon olmak istemiyoruz. Sadece kupamızı rahmetli kaptanımıza götürmek istiyoruz. Bu bizim için bir onur olur inşallah. Allah kısmet ederse hep beraber bütün kent bu işi becereceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. Sizi yakalamışken hemen son birkaç gün var transferi. Forvet'le ilgili bir gelişme var. Ya hani illa forvet deniyor ama ben takımımızı çok illahtan düşünmüyorum işin gerçeği. Sonuçta kadromuzda forvet oyuncuları da var. Gönderdiğimiz forvet oyuncumuz bile var. Ha, yine de görüştüğümüz sporcular var ama şunu buradan çok net söylemek istiyorum. Sonuçta Türkiye'de forvet sıkıntısı inanılmaz olan bir mevkidir. Forvetler de tercihini bize yanında kullanmaktansa batıdaki daha rahat takımlarda kullanmayı tercih ediyor. Konuştuğumuz, görüştüğümüz, prensipte anlaştığımız sporcular da vardı ama başka takımların araya girmesiyle maalesef tercihlerini bize yanında kullanmıyorlar. Son iki günde görüştüğümüz üç kardeşimiz var. İnşallah bunlardan birini ikna edip kadromuza katarız diye düşünüyorum. Ama ola ki katamazsak dahi lütfen bu herhangi bir kırılganlığa ulaşmasın. Her birinden yürekli, her birinden kaliteli, her birinden karakterli sporcu kadromuz var. Biz bunlarla da mutlu sonra çok rahat gideceğimiz ve takımla Allah'ın izniyle günün sonunda şampiyon yapacağımız için düşünüyorum. İnşallah gelecek haftaki final niteliğindeki İstanbul maçında başarılı oluyoruz. Her maç bizim için finaldir. Yani bundan daha iyi bir final yoktur. 1-0 mağlupsunuz. Aslında hakeme 1-0 mağlupsunuz. Bunu demekte de imtina etmiyorum. Buna rağmen takımı oyunu çevirebilen bir sporcu kadromuz ve oyunu çok iyi okuyabilen bir hocamız var. Her maç bizim için finaldir. Bu finalları biz adım adım giderek şampiyon olacağız inşallah. İnşallah yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz. Ekrem Bey'le beraberiz. Orada kulübümüzün yeni yönetim kurulu olan ama sporsever bir insan. Sayın Başkan teşekkür ederiz. Ekrem abimizle de beraber abi diyoruz. Kusura bakmasın inşallah. Neler söylemek istersen hayırlı olsun yeni yönetim kurulu olmanızdan dolayı. Hem de abi spor medyası. Teşekkür ederim. Bizim aynı zamanda gittiğimiz her yerde. Geçen hafta Konya'da çektik. İle getirmek istiyorum. O bütün oyunu ama bütün adlara rağmen, bütün oruçlara rağmen bizler burada görmüşüz. Hakemin bizim az da kabul etmemiş bir penaltıyla ilgisi olmayan penaltıyla bir sonucuma kadar içeri göndermesine rağmen ikinci yarıda iyi bir oyundan geri döndü. İnşallah böyle devam edecek. Bu halk Ahmet Spor halkın takımıdır. Bu halk da iyi yerleri hak edin. İnşallah hep beraber her birbirine sizlerle beraber bir takımı çıkaracağız. Evet değerli spor severler, şimdi Mahsun'la beraberiz. Çok iyi bir oyundan sonra 2-1 galibiyetimizi değerleneceğiz ve bundan sonraki maçları konuşacağız. Tebrik ederim Mahsun. Teşekkür ederim. Öncelikle bütün arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. İkinci yarıdaki oyundan dolayı özellikle. İlk yarı biraz vasattık. Ancak ikinci yarıda hocamızın devre arasında bizimle yaptığı konuşmadan sonra hepimiz böyle bir kendimize geldik, silkelendik, hırslandık. İkinci yarıda çıktığımızda böyle çok baskılı oynadık. Goller kaçırdık fakat olmadı. Ondan sonra goller geldi. Gerçekten çok müthiş bir galibiyet oldu bizim için. Şimdi önümüzde bir İstanbul Spor maçı var. O da liderlik maçı. Oraya gidip en iyi şekilde Ahmet Spor'u temsil edeceğiz yani. İnşallah. Her maça final niteliğinde bakıyoruz. İstanbul maçı da önemli. Lig sonunda nerede olmayı umuyorsunuz? Lig sonunda... Gerçi cevap belli ama evet, cevap belli. Biz tek hedefimiz var. Biz takım kaptanımız, vefat eden Çiğdemiz abimizin yanına gitmek istiyoruz o kupayla. İnşallah bunu da başaracağız. Buna inancımız
çok bütün taraftarlarımızla beraber inşallah o kupayı kaptanımıza götüreceğiz. İnşallah. Bundan sonraki yolda da başarılar dileriz. Teşekkür ederim.